Champions League sponsorları Yapı Kredi ve Laser sunar. Merhaba değerli izleyenler, Şampiyonlar ekranına hoş geldiniz. Niko'yla beraberiz, Niko Yenibayrak'la beraberiz ve Şampiyonlar Ligi tarihindeki en iyi 50 maçı sizler için geri saymaya başlayacağız. Beşer beşer gideceğiz. Önemli çalışmalar yaptık. Niko gerçekten iyi çalıştı program için, geceli gündüzlü ve çok değerli maçları önümüze serdi. Niko öncelikle hoş geldin hoş programa. Özlemişiz bu müziği bu arada, bir ay oldu, 3 ay oldu herhalde değil mi? 3 Haziran'dan bu yana. Yok ya, bir ay olmamış daha. Yani yine de özlüyor insan. Tabii 3 hafta da olsa özlüyor. Hatta resmi olarak da çalmaya başladı. Birinci öneleme turlarından itibaren çalıyor. Bu hafta içi Cebeli Tarık ve bu gibi ülkelerin temsilcilerinin katıldığı ilk öneleme turları oynandı. 5 tane karşılaşma. Orada artık dinlemeye başladık. Programlarımızı da dinlemeye başladık. Tabii ki biraz daha bizimki farklı. Çünkü elimizden geldiği kadar sizler için en güzel 50 maçın geri sayımına başlayacağız. Süremiz yettiği sürece 5-5 sizlere bu programda Niko'yla beraber maçları aktarmaya çalışacağız değerli izleyenler. İlk maçımızla başlayalım. İlk maçımız Barcelona ile Leverkusen arasındaki çok maç. Çok uzağa gitmedik bu maçı seçerken. Fazla uzağa gitmedik. 2012 yılına gideceğiz ve Barcelona'nın çeyrek final rövanş maçında Leverkusen'ı 7-1 yendiği maçın özet görüntülerini izleyeceğiz. Bu maçta Messi'nin tam 5 golü vardı. Şampiyonlar Ligi'nde 2011-2012 sezonu Barcelona Bayer Leverkusen son 16 turu revanş mücadelesinde Camp Nou'da bir kez daha karşı karşıya. Uzun top savunma arkasında bir büyük boşluk, ceza sahası, Messi topun altına giriyor ve gol atıyor. Lionel Messi perdeyi açan oyuncu. 25. dakika. Savunma arkasındaki büyük boşluğa rahat bir sızma. Messi hemen arkasında kontrol etti. Topa atak yaptıktan sonra son derece rahat bir pozisyonda golünü attı. Barcelona kontraya çıkıyor. Çok adamla geliyor. Iniesta pasını bıraktı sağ tarafa. Messi kalabalık arasında. Messi. Messi 2-0. Lionel Messi 2-0. Barcelona 2, Bayer Leverkusen 0. ...25 ve 42'de gelen iki golle ilk yarı skoru 2-0. İkinci yarı Messi Show devam ediyor. Lionel Messi'den bir gol daha ve hat-trick. Barcelona 3, Bayer Leverkusen 0. Schwab burada Messi'yi durduramadı. Bernd Leno bir kez daha çaresiz. Barcelona çok rahat oynuyor, şov yapıyor. Sol çaprazdan gol pozisyonu Teo. Bir gol de ondan geldi. 4-0. Cristian Teo. 55. dakika. Barcelona şova devam diyor. Kalabalık arkasına bırakılan top. Kaleci Leno'nun hatası. Messi'den bir gol daha. Lionel Messi 4'ledi. Barcelona 5'ledi. 5-0. Alves bu kez topla çıktı. Sol tarafa nefis pas. Teo kontrol. Teo gol. Bernd Leno bir kez daha çaresiz. Bu topu da çıkartamadı ve çok sinirlendi. Teo maçtaki ikinci golünü böyle attı. Yine harika pas trafiği ve golün adı aynı, Lionel Messi. 84. dakika.
Bir maçta tam 5 gol. Messi Şampiyonlar Ligi'ne adını altın harflerle bir kez daha yazdırıyor. Bir maçta tek başına 5 gol birden atıyor. Bayer Leverkusen atağında bir ver kaç, bir de vuruş köşeye. Çok güzel bir vuruş Belen abi'den ama sadece bir teselli. Barcelona 3-1'in revanşında Camp Nou'da 7-1 kazanıyor ve tur atlayan taraf oluyor. Belen abi'nin güzel vuruşu farklı bir açıdan bir kez daha ekranlarınıza geldi. Maç 7-1 sona eriyor. Messi'nin uçtuğu dönemlerden bir tanesiydi bu. Herhalde o yüzden bu maçı aldık ki hala kırılamamış bir rekor. Bir maçta 5 gol. Yani şöyle bir aslında ikiye ayırıyoruz ya, Şampiyonlar Ligi dönemi ve Şampiyon Kulüpler Kupası. Şampiyon Kulüpler Kupası tarihinde daha önce 5 gol atan 4 oyuncu var. Messi 5. oyuncu oldu ama 93 yılında Şampiyon Ligi'nin başlangıcı kabul ediyoruz. O dönemde bir maçta 5 gol atan ilk ve tek oyuncu olmayı hala günümüzde de sürdürüyor. Gerçekten Leno'nun da katkılarıyla ki çok çok kötü bir performans sergilemiş ne yazık ki. Ömer Toprak yine bu maçta 11'deydi. O da maalesef savunmada oynuyordu. Eren Derdi yok yine forvette. Eren Derdi yoktu. Evet, santraforuydu. Bir 11'lere bakalım hatta. 11'lere bakalım hakikaten saymışken. Bu çeyrek final rövanş maçıydı. İlk maçı Barcelona 3-1 kazanmıştı. Onu da hatırlatalım. İşte Barcelona'nın ilk 11'i... Herkesin ezbere bildiği 4-3-3 meşhur kadrosu. Kesinlikle. Yine Adriano var Türkiye'de. Şu an Beşiktaş'ta oynuyor tanıdıklardan. Mascherano, Pique, Alves. Önlerinde Xavi, Busquets, Fabregas. Iniesta, Messi ve Pedro ilk 11'i. Barcelona zaten 2009-11-12 arasındaki kadroyu yoldan kimi çevirsek sayıyordu aşağı yukarı. Kesinlikle öyle. Teo da burada oyuna girdi. Onun da gollere katkısı olduğunu da altını çizelim ama Messi'nin gerçekten solo bir performansı vardı. Leverkusen'ın da kadrosuna bakalım. Kalede Leno vardı. Kadlec, Schwarz, Toprak, Ömer, Castro. Önlerinde Bender, Reinhardt, Rolf, Augusto, Liebling ve Derdi yok Eren. Burada Andre Schürrle'nin de yedekler arasında olduğunu hatırlatalım Leverkusen'da. Yine Beller abi sonradan oyuna girmişti. Çok da güzel bir gol attı Beller abi değil mi? Güzel bir şeref sayısı gerçekten. Ya aslında burada Messi'nin gollerine de artı bir parantez açmak lazım. Yani bütün golleri ekstra goller. Yani hani bir maçta 5 gol atarsınız belki ama... Belki maçtaki 6. kendisinin 4. golüydü yanılmıyorsam. Orada bir kalecinin hatası var. Aradan bir, gerçi sağlam bir slalom yapıyor orada. Sonra top bir şekilde yani önüne düşüyor. Şu gol. Bu inanılmaz bir gol zaten. Çok acayip bir gol. Ya zaten ilk maç 3-1 tur garantilemişti. Biraz turistik bir seyahat haline geliyordu. Tam bir şey maçı oldu işte. Avrupalı bulunca atıyor, hiç affetmiyor tarzı bir maç oldu ki bu maçın ilk maçında 3-1 biten maçta maç bittikten sonra Friedrich'le Kadleş arasında Messi'nin formasını alma mücadelesi olmuştu. Evet, ondan sonra o forma Friedrich'te kaldı. O da artık kime verdiyse o forma 11 bin euroya açık arttırmada satıldı. Niye öyle bir coşkulu alışveriş yaptıkları da anlaşılmış oldu. Messi bu maçta iki rekor birden kırıyor bu arada. 47 golle başlıyor maça. İşte 5 gol atıp 52 gol hem Shevchenko'yu hem Henry'yi geçip 3. sıraya yükseliyordu buradaki 5 golüyle Şampiyon Ligi tarihinde. Şunu da hatırlatalım. Bu maçtan sonra Barcelona yarı finalde Chelsea ile eşleşti ve onlara elendi. Evet, o Torres'in son dakika attığı golle ki Messi'nin 2-1 iken kaçırdığı bir penaltı vardı. Hatırlatalım ve istiyorsan bu maçı geride bırakalım yavaş yavaş. Bu 50. maçtı Şampiyonlar Ligi'nin. Biraz da bizce diyelim değerlendirmeye aldığımız en iyi 50. maçıydı. Geri sayım devam ederken 49. maça gidelim. O da gerçekten enteresan bir maçtı ki Manchester United'ın çeyrek final maçında Roma'ya tam 7 gol atması pek de beklendik bir gelişme değildi. Özellikle birazdan kadroları da göreceğiz. Roma'nın çok da kötü bir kadrosu yoktu. Bayağı iyi bir kadrosu vardı. İlk maçı da 2-1 kazanmışlardı. İlk maçı da kazanmışlardı. O maça bir bakalım. Bakalım evet. 7-1'lik maça sonrasında konuşalım. Şampiyonlar Ligi'nde 2006-2007 sezonu çeyrek final rövanş mücadelesi Manchester United Old Trafford'da evinde Roma karşısında. İlk maçı deplasmanda 2-1 mağlubiyetle kapatmıştı İngiltere temsilcisi. Roma 2-1 kazandı. Küçük de olsa bir avantaj taşıdı beraberinde Old Trafford'da. Ama United bu gece çok farklı. Michael Carrick açılışı yaptı bile dakika 11. Carrick harika vuruyor. Donny topu sadece izleyebildi.
Hızlı başlangıç. Gollerin devamı. 2-0. Alan Smith 2-0. 17. dakika. Old Trafford coşkuda. 20 dakika dolmadan 2-0'ı yakaladı Manchester United. Heinze'yle başlayan atak savunma durduramadı. Kivu'yla ardından ikinci gol geldi. Yeni bir kontratak. Sağ kanatta tehlikeli geliyor United. Ceza sahası yerden 3-0. 3-0 oldu. Wayne Rooney. 19. dakika. Rooney'nin golü. Asist Ryan Giggs. Golün adı Rooney. Roma şokta. United fırtınası hız kesmiyor. Cristiano Ronaldo. Ronaldo sağına çekti. Golü attı. Ronaldo. 4-0. Roma için kabus gibi bir ilk yarı. Ama dahası var. Başta görüntülerimiz ikinci yarıdan. Yerden top, ön direk, arka direk ve gol. Bir gol daha yine Ronaldo. 5-0. İkinci yarıya da golle başladı ev sahibi. Dakika 49. Giggs çok iyi bir gece yaşıyor ve yaşatıyor. Sert bir orta. Herkesi açtı. Alkışlar eşliğinde devam eden atak Heinze. Geriye döndü. Carrick uzaktan harika bir gol. Michael Carrick. Açılışı yapan yıldız orta saha bu harika vuruşla duble yapıyor. Bu kez Roma geliyor. Çok güzel bir gol. De Rossi'den. Usta işi bir vuruş gerçekten. 69. dakika. Francesco Totti böyle ortaladı topun gelişine. Van der Sar. Bu topu kurtarma adına şansı yoktu. Sağ kanattan gelişen bir başka United atağı. Uzaktan vuruş ve bir gol daha. Evra. Manchester United 7, Roma 1. Old Trafford'da sansasyonel bir skor çıkıyor ortaya. Yedi birlik bir galibiyet Old Trafford'da ki yedi, o yedi zamanın gidiyoruz. Roma'sı. Hemen kadrolara bakalım. Çünkü gerçekten Manchester United'ın kadrosuyla başlayacağız herhalde ama Roma'nın kadrosu da içeride yaban atılacak bir kadro değildi. Van der Sar, Heinze. Heinze de ne sol bekti ya, ben çok beğenirdim zamanında. Ferdinand, O'Shea Brown, Giggs, Fletcher, Carrick. Carrick'in de tarihinde iki gol attığı maç var mıdır başka diye. Gol attığı maç var mı? Senle konuşuyorduk burada. Cristiano Ronaldo, Rooney ve Alan Smith. Çok güzel bir 4-4-2 kadrosu değil mi? Ki burada normalde Scholes cezalı duruma düştüğü evet. için normalde yer almadı. Scholes da bu kadroda aslında oynuyordu. Aynen öyle. Ve Roma'nın kadrosu ki yine benim çok beğendiğim kadrolardan bir tanesiydi aslında o sezon için. Kalede Doni biraz tartışılabilir tabii ama. İyi kaleciydi ya. Yani şu geri dörtlü bir kere mükemmel. Panucci, Kivu, Mekses, Kasetti. Önlerinde Mancini var ama o bildiğimiz Mancini değil, karıştırmayalım. Pizarro, De Rossi, Wilhelmsson, Vucinic ve Totti. Yani gerçekten iyi bir kadro. Ki şöyle bir şey var. Bu Roma son 16 turunda efsane Lyon kadrolarından birini dışı bırakmıştı. Lyon'a ki deplasmanda 2-0 yendiler. Totti'nin bir gol bir asiste yazıldı. Sonra berabere kaldılar diğer maçta galiba, yanlış. İçeride zaten 0-0'dı. Rövanş maçında deplasmanda 2-0 buldular. Mancini'nin hatırlarsan böyle bacak arası rakibini geçip attığı bir gol vardı. Evet. Bayağı utandırıcı ki o Lyon kadrosunda yani Wiltord, Diarra, Benzema, Abidal, Gomu, Juninho. O Lyon'un domine ettiği hem Avrupa'yı hem kendi yani Fransız'ını domine ettiği. Aynen öyle. Malouda, Baroş gibi isimler vardı ve o Lyon'u eleyerek, grubunda Real Madrid'in önünde lider bitiren o Lyon'u evet. eleyerek gelmişti. İlk maçı aslında 55 dakika 10 kişi oynamıştı Manchester United. Daha da farklı kazanacak fırsatları da buldular ama orada yedikleri gol biraz zaten durumları belli etmişti ki bu önü arkası da çok
enteresan bir mücadeledir. Kurallar ilk çekildiğinde Alex Ferguson, De Rossi ve Mancini dışında kimseden çekinmiyorum ben Roma'da demişti. Totti ile böyle bir polemiğe girmişti. Totti de işte benim kim olduğumu öğrenecek, çocukların adını Totti koymak isteyecek falan gibi böyle garip açıklamalar yapmıştı. Göstereceğim diye de ve gösteremedi tabii ne yazık ki. Evet, Spalletti vardı o dönem Roma'nın başında, onu hatırlatalım. Ve yarı finalde Milan'a eleniyor değil mi Manchester United, yanlış hatırlamıyorsam? Evet, İtalyanlar bir tur sonra 3-2, 3-0. Milan zaten o sezon şampiyon oldu. Şampiyon oldu. Finalde bir kakazede olmuşlardı ve gerçekten. Ve Manchester United Lille elemişti. 1-0, 1-0. Fransız takımını geride bırakmışlardı. Fransızların o yine Avrupa'yı domine ettiği sezonlardan bir tanesiydi. O ara ara biliyorsun önemli işler yapıyordu Fransızlar. Marsilya olsun, Lyon olsun. O Lyon'un bir final görememesi de bence enteresan yani, değil mi? Bu Roma karşısında çok favori gelmişlerdi. Grubu çok rahat domine edip 15 zaten Roma puanla. O Lyon'u eledikten sonra Manchester United karşısında bu kadar iddialı çıkmıştı. Çünkü Lyon çok favoriydi o maçta. Roma Lyon'u eledikten sonra Manchester United karşısında daha özgüvenli çıktılar yani, ama bayağı büyük bir şok oldu. 7-1'lik skor gerçekten yani. Çok çok büyük bir ki şok oldu. Roma tarihindeki en ağır skorlardan biri. Diğer ikisini de Torino karşısında ve Lazio karşısında 7-1'li almışlar. O yönden de uğursuz bir skor ki bu gece işi yalnız parantez açılması gereken biri var. Giggs 34 yaşında burada ve 4 asistle yine inanılmaz bir performans sergiliyordu. Yine Ronaldo ve Rooney de Ronaldo ile acayip Rooney etkileyici performanslar sergilemişti maçta. Gerçekten. Kerin herhalde plasesi mükemmel bir plase. Köşeye bıraktı evet, değil mi? Harika. De Rossi'nin golü biraz sevinememesi yazık oldu. Gördüğüm en güzel gollerden biriydi gerçekten. Ben en çok bir de o gece orada ki 4000 Romalı'ya üzüldüm. Bir deplasman taraftarı olarak çok katlanılması tatsız gereken bir skor. Durum değil gerçekten. Tatsız bir skor. Bir tur sonra gerçi Milan intikam aldı demeyelim. İtalyanlar arasında öyle çok birbirlerini de destekleme fazla olmadı. Fazla sevmiyorlar birbirlerini evet. O yüzden çok tepkiyle karşılanmamıştır. Unutulmaz maçlardan biriydi. Yani skor olarak yani bayağı Barcelona Leverkusen'den mesela 7-1 gibi bir skor duyunca çok şaşırmayabilirsiniz ama bu birbirine yakın iki takım ve çeyrek final artık kalmış. 8 takım yani o seviyede birden. Bu muazzam bir gol öyle değil mi Nico? 7 golle. Bakar mısın? Zaten 19 dakikada 3-0 oldu. Herkes bir ne oluyoruz demişti. Acayip bir başlangıç ve acayip bir bitiriş oldu. United'ın da yalnız bu kadroyla 2008'de kazandılar ama bu sene de daha ilerleyememesi. 2007 kadrosu bu. Onu da hatırlatayım. 2006-2007 sezonu. Bir sene sonra zaten Chelsea'yi penaltılarla yenip kazanacaklar Şampiyonlar Ligi'ni. Onun da sinyallerini burada yavaştan vermiş. Bu da De Rossi'nin golü. Çok güzel gol. Harika yani gol. Buna gerçekten sevinememek bu gol. Böyle bir gol atıp De Rossi için de üzücü olsa gerek. Ve Totti Ferguson arasındaki ağız dalaşının da Sir lehine sonuçlandığı bir müsabaka olmuştu gerçekten. Devam edelim o zaman. Üçüncü maçımızla gerçekten bu da çok enteresan maçlardan bir tanesiydi. Standard Liège'de Alkmaar'ı karşı karşıya getiren bu 1-1'lik mücadelede. İsmi ilk duyduklarında aslında ne işi var diyebilir izleyiciniz ama güzel bir hikayesi var gerçekten. Önce maçı. O zaman maçı izleyelim. Ondan sonra hikayesi üzerinde konuşalım. Standard Liège, AZ Alkmaar karşı karşıya geldiler. Gruptaki son maçta değerli izleyenler ve o maçta 1-1'lik skor vardı. Şampiyonlar Ligi'nde 2009-2010 sezonu H grubunda iki takım adına final mücadelesi Standard Liège Belçika temsilcisi AZ Alkmaar ağırlıyor. Grupta iki takım arasındaki ilk maç Hollanda'da 1-1'le sonuçlanmıştı. Üçüncülük mücadelesinde kazanan hangi taraf olacak? Gelişen Standard Liège atağını izliyoruz. Orta şansı, orta savunmanın müdahalesi, ceza sahası dışı ve başlayan AZ Alkmaar atağı. Moussa Dembele ile başladı atak. Arkadan destek de geldi. Schärs sol tarafa bıraktı. Pocconioli baktı içeriye. Yaptı ortaya. Direkte gol. Jeremy Lens attı. Lens'in golü. AZ Alkmaar Belçika'dan öne geçiyor. 42. dakika. AZ Alkmaar 3. adına UEFA Avrupa Ligi bileti adına bu karşılaşmayı kazanmak zorunda. Standard Liège'e 1 puan yetiyor. İki takımdan Liège bu karşılaşmaya 4 puanla başlarken AZ Alkmaar'ın puanı 3'tü. Kaleci Romero'nun gol sevinci Arjantinli Sergio Romero. Ters açı asist Pocconioli. Gol Lens. Maçta artık 90+5. Sinan Bolat da ceza sahası içinde ortaya. Bir kafa harika bir gol. Top ağlara gidiyor. Sinan Bolat tarihe geçiyor.
90 artı 5'te golün adı Sinan. Standart Liège 1, AZ Alkmaar 1. Sevinen Belçikalılar. Sinan Bolat. Çok önemli, çok özel bir gol. Çıktı, vurdu kafayı, gol attı. Ve UEFA Avrupa Ligi'ne biz gideceğiz dedi. Maç 1-1 sona eriyor. Evet, böyle bir hikayesi vardı. Çünkü bu kafa golüyle Avrupa Ligi'ne kaldı Standard Liège. Orada da çeyrek finale kadar yerlemişlerdi. Hamburg'a elendiler çeyrek evet, finalde. Ve Sinan Bolat da hala hazırda Şampiyonlar Ligi'nde gol atabilen tek kaleci değerli izleyenler. Mükemmel yükselmiş. Ya bu maçı ben çok iyi hatırlıyorum sevgili Niko. O zaman da yine yayıncı kuruluşta çalışıyordum ben. Çok acayip bir heyecanlı izleniyordum maç. Sonlara doğru da Sinan, özellikle Sinan ve tanıdık isimler olunca bu kafa golünden sonra bayağı servis ayağa kalkmıştı. Çok güzel bir gol yani. Çok güzel bir goldü. Hemen arkasında Alkmaar'la defans oyuncusu var. Savunmacının var. Önünden çok sert bir kafayla, yani kalecinin de hani derler içinden geçiriyor diye, resmen öyle bir golle karşı karşıya geldik. Tanıdık isimler var. 11'lere bakalım. Zaten AZ Alkmaar'ın golünü Lens kaydetti. Sizlerin de gördüğü üzere. Standart Liège'de kalede Sinan Bolat vardı. Mulemo, Felipe, Muhammed Sar Galatasaray'dan genç Galatasaray'da yetenek olarak gelmiş ve genç yetenek, doğru söylüyorsun. Sadece genç olduğunu anlamıştık. Camozatto, önde de Witsel, yine tanıdık bir isim. Nikaise Dalma, yine tanıdık bir isim. De Camargo, Jovanović ve Mbokani. Yine Mbokani de o dönemin çok öne çıkan golcülerinden bir tanesiydi. Evet. Nico paylaşılamayan bir golcüydü Standard Liège'in golcüsü. Ve AZ Alkmaar, AZ Alkmaar'ın da başında kim olduğunu da hatırlatıp öyle devam edelim. Advokat var bu dönemde. Yok, orada Martin Har var. Koeman'la Advokat arası dönem bu. Doğru, bu Koeman'la Advokat arası dönem. Van Gaal takımı her şampiyon yapmıştı. Her zamanki enteresanlıklarından birini yapıp şampiyon yaptığı takımdan ayrıldı. Koeman geldi o sene takımın başına. Kalede Romero. Şu an Manchester United'da. Pognoli, Moreno, Mozander. Yine çok önemli bir savunmacıydı. Hani kapışılan bir savunmacıydı evet. O dönem. Yalens, Mendes, Schaars, Holman, Elhamdoui, Mahmut'u diyordum, Dembele ve Lens. Dembele'nin şu an Dembele Tottenham'da, Lens'te nerede olacağı belli değil. Fenerbahçe Beşiktaş arasında Elhamdoui geliyor. Elhamdoui de çok iyiydi. Çok yetenekliydi. AZ Alkmaar'ın şampiyonluğuna doğrudan katkı vermiş çok önemli isimlerden bir tanesiydi Elhamdoui. O Alkmaar'ın ilk temellerini hatırlarsın. Fenerbahçe ile 2007-2008 sezonunda Zico varken eşleşmişlerdi. 3-3'ün rövanşında Fenerbahçe tura çok yakındı. Oradan son dakika golüyle turu almayı başarmıştı Alkmaar. O zaman da Van Hal vardı takımın başında. Enteresan bir şekilde takımı rahat bir şekilde şampiyon yaptı o sene. Ve takımın başından ayrıldı. İyi bir takımdı. Ama burada Standard Liège'in aslında Sinan Bolat'ın tek hikayesi bu değil. Standard Liège Belçika Ligi şampiyonu olarak buraya geliyor. Ama evet. Asıl hikayeyi Belçika Ligi şampiyonu taşırken yapıyor takımı. 16 Mayıs 2009'da son haftasında Belçika Ligi'nin Anderlecht'le Standard Liège 74'er puanla giriyor son haftaya. Grubunda. Ve eşit puan olması durumunda 77 puan, yani ikisi de kazanması durumunda bir tane şampiyonluk playoff oynanacak çift maçta eleme usulü. Anderlecht 2-0 kazanıyor maçı. Standard Liège de Gent karşısında deplasmanda 1-0 önde. Bu skorlarla iki takım da 77 ile tamamlıyor ve playoff maçı oynayacaklar. 90+2'de Gent lehine penaltı çalıyor. Brian Ruiz geliyor topun başına ve bütün standartlığı yıkılıyor. Yani gol berabere biterse şampiyonluk Anderlecht'e gidiyor. Orada görüntüleri YouTube'da var. Merak edenler açıp bakabilir. İnanılmaz köşeden topu çıkar diyor Sinan. Ve o maçta 1-0 üstünlükle bitiyor. Ve bu playofflarda da deplasmanda 0-0'ın revanşında 1-0 kazanıyor kendi evinde Standard Liège. Ve takım bu sayede Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. O sene gerçekten böyle arka arkaya inanılmaz olaylara imza atmıştı Sinan. Yapmıştı. Ki bir dönem Galatasaray'da da kendisini izleme şansımız oldu. Şimdi de Portekiz Ligi'nde forma giyiyor. Onu da hatırlatalım. Ve dediğim gibi o sene de Avrupa Ligi'nde devam ettiler. Salzburg'u ve Panathinaikos'u elemeyi başardı Standard Liège 3. ve 4. turda. Hamburg'a biraz şanssız bir şekilde elenmişlerdi. Hem o açıdan hem de Sinan'ın hala tek gol atan kaleci olması açısından ve da özel yani, bir maçtı. Gol gibi gol. Değil mi? Tabii canım, nefis bir kafa. Yani arkaya sekip böyle karambolle falan önüne düşen tarzı da değil. Bayağı forvet kafası vurmuş yani. Jardel falan vurdu öyle, yani eliyle koymuş gibi kafaları atardı köşeye. Arkasında da
yüksek savunmacı olmasına rağmen çok iyi bir kafayla topu ağlara gönderiyor. Vefalıyız burada. Görüyorsun liste oluştururken böyle küçük. Evet. Şimdi maçın adına bakan der ki ya ne işi var bu maçın burada falan diye. Kesinlikle ama öyle. Özel bir hikaye gerçekten. Sinan ev grubunda bu grupta da Arsenal lider çıkmış. Olympiakos da ikinci çıkmış. Olympiakos'u hatırlatalım. Bu tam üçüncü ve dördüncülük maçıydı. 2009 sezonuna ait bu karşılaşmada. Şeye bakmadım, Arsenal acaba yine ikinci turda elenmiş mi? Gruptan ben de bakmadım ya ona, inan merak etmedim yani nedense. Şöyle geriye gidebiliriz aslında, 7 yıl üst üste elendiler sanırım, öyle bir şeye denk geliyordu. 7 yıl üst üste elendiler buraya gelene kadar. Olabilir. Büyük ihtimalle o serinin başladığı sene bile olabilir deyip Arsenal'de bir dokundurmadan geçmeyelim. Arsenal. Devam edelim o zaman değerli izleyenler, listemizdeki bir diğer karşılaşmayla. Yine önemli bir maç, Leeds United Deportivo La Coruña karşısında 2001 yılında çeyrek finalde çıkmıştı. O dönemin Leeds United'ı hepimizin yakından hatırlayacağı üzere bir sezon önce Galatasaray'a elenmişti yarı finalde ve İngiltere'nin çok flash takımlarından bir tanesiydi. Hemen hemen aynı kadroyu koruyup Şampiyonlar Ligi'nde yollarına devam ettiler ve çeyrek finalde Deportivo La Coruña ile karşı karşıya geldiler. Şampiyonlar Ligi 2000-2001 sezonu çeyrek finali karşılaşması Leeds United Elrod'da Deportivo La Coruña karşısında Mark Viduka, Avustralyalı santrforu, Leeds United'ın serbest vuruşlarının usta ismi Inhart çok sert vurdu, gol attı. 25. dakika. Hart'ın harika vuruşu ve muazzam sevinci. Kaleci Jose Molina bu topu kurtaramıyor. Hart gerçekten muhteşem vuruyor. Köşe vuruşu Leeds United. Maçta gördüklerimiz ikinci yarıdan orta geldi. Savunmanın müdahalesi. Cesar Martin. Destek Dakur. Sol tarafa bıraktı orta şansı. Orta içeriye. Kafa vuruşu toparlara gidiyor. 2-0. Alan Smith. 51. dakika. Leeds United 2. Deportivo La Coruña 0. Nacho Martin'li, Hart'lı, Dakur'lu, Viduka'lı, Kübel'lı, Bobier'lı, Mateo'lu, David Petri kadro ve o kadroda bir de çok önemli stoper var. Rio Ferdinand. Kaptan farkı 3'e çıkartıyor. Noktayı koyan oyuncu oluyor. 66. dakika. Leeds United 3, Deportivo La Coruña 0. Savunma ve kalecinin ortaklaşa hatası ve önemli bir avantaj yakalıyor ilk maçta. Leeds United 3-0. Son anlarda çabalar dördüncü golü getirmiyor. Bowyer yerde, son düdük geliyor. Evet, Leeds United önce şunu söyleyelim. İkinci maçta 2-0 mağlup olmasına rağmen yarı finale yükseldi Leeds United ve o dönem nasıl söyleyelim, az önce de hatırlattığım gibi UEFA Kupası'nda çok flash bir takımdı. İngiltere'de çok flash bir takımdı. Galatasaray elemişti. Bu sezon da aslında onları elemesi ne kadar büyük bir iş olduğu da anlaşılıyor. Kesinlikle öyle. Kadrosunu da korudu. Ki çok önemli isimler var kadroda. Tabii canım. Çok çok önemli isimler ki var. Enteresan şekilde Galatasaray'la aynı. Çeyrek finalde Real Madrid'de oynuyordu. Son 8 takımdan biri de Galatasaray'da. Hı-hı. Orada da yolları kesişecek mi diye bir gerginlik olmuştu ki bir yıl önce zaten olaylı maçtan bayağı dolayı gergin ve gerilimli bir atmosferde oynanmıştı. Şunu hatırlatalım, Galatasaray'ın Real Madrid'i o 3-2 yendiği muhteşem maçla listemizde ama tabii ki daha alt sıralarda olduğu için onu şu anda vermeyeceğiz sizlere. 5-5 yapmanın avantajları bu. Evet, Deportivo La Coruña da çok da yabana atılacak bir takım değildi. O dönem özellikle 2000'lerin ilk periyodunda 2005-2006'ya kadar İspanya Ligi'nde çok önemli olan ve Şampiyonlar Ligi'nde de çok önemli işler yapan bir takım Deportivo La Coruña. Ki onları hatırlarsan yine bu dönem yanılmıyorsam 2003 veya 2004 de aynı iskelet. Geri dönüş maçını diyorsun. 3-0'ın revanşında Milan'ı 4-0 elemeleri İnanılmaz var ki bir İtalyan takımın onu yapabilmek gerçekten. Kadroları görmeden önce Deportivo La Coruña'nın da küçük bir bilgisini verelim. Hep Türk bayrağı neden vardır diye merak edilir Deportivo La Coruña'da. Riazor stadı mıydı? Senle de Riazor'du galiba. Riazor. Yok, Riazor değil ya. Atletik Bilbao'nun stadı mı Riazor? Doğru, Riazor. Neydi ya? Şu anda unuttum. Bakarız. Bir de yazarsam ben şimdi ona bakarız ama hep merak edilir. Biz seninle yayından önce de konuşuyorduk. Deportivo La Coruña'nın kuruluşunda, futbol kulübünün kuruluşu ta eskilere kadar gidiyor ve Osmanlı'nın bir etkisi var. O zamanlar
Osmanlı donanması La Coruña şehrine yakın limanlarda nasıl diyelim varlığını sürdürdüğü için kurulmasında da bu kulübün kurulmasında da Türklerin Osmanlı'nın büyük bir payı olduğu gerekçesiyle hala o Türk tarihsel bir bağ olması sebebiyle Türklerin de yani Türklere çok sempati duyan bir kulüp olduğunu altını çizelim. Zaten, hep neden Türk bayrağı var diye merak edilir onun da altını çizelim. Galatasaray'la da aynı grupta yer almışlardı. O dönem evet. Bence bir hata olarak iki aşamalı grup sistemi uygulanıyordu hatırlarsan. Evet evet. İki grup vardı. İkinci grupta da 13 puanla iyi bir performans sergilemişti Deportivo. Galatasaray 10 puanla ikinci olmuştu hatta. Evet. Milan'la çok kritik bir maça çıkmıştı hatırlarsan. Evet. Hacı ve Jardel'in golleriyle 2-0 kazanıp gruptan yükselmeyi garantilemişti ki böyle bir formattan aslında iki grubun üst üste ikinci bitirip çeyrek finale gelmek de epey zorlu. Çok zorlu. Leeds de yine ikinci grupta Real Madrid'in arkasından ikinci olmayı başarmıştı ki onların özellikle bu sene oynadığı bir maç daha var. Bernabeu'da Real Madrid'de 3-2 kaybettikleri bir maç var. O da ilerleyen programlarda olacak. Gerçekten çok çok, çok iyi bir maçtı ve çok iyi bir kadroydu Leeds United'ın kadrosu. Bir kadrolara bakalım. Aynen kadrolara bakalım. Üzerinden konuşalım çünkü çok önemli isimler var dedik. Çok tanıdık isimler de var. Nigel Martin iyi bir kaleciydi. Ian Hart zaten harika bir sol bekti. Bu maçta da golünü gördük. Özellikle sol ayağı frikiklerde rakipleri tedirgin eden bir oyuncuydu. Matteo Ferdinand ikilisi savunmanın bel kemiği. Mills vardı. Mills. Nouma ile olan gerginliğine evet. Grupta Beşiktaş'ta orada Nouma'nın tabiri caizse onu bir tokatlama durumu vardı. Kivil, Harry Kivil yine Avustralyalı Viduka ile beraber. Sakatlıktan önceki Kivil de ilk yani Leeds'te ilk parlamaya başladı. İnanılmaz bir yani çok iyi oynuyordu. Betty Dacourt, Dacourt da benim yine çok beğendiğim orta sahada hücuma dönük oyuncularından bir tanesi. Bowyer yine aynı şekilde. Asi çocuğu İngiliz. Asi çocuğu. Alan Smith ve Viduka yani şu 4-4-2 gerçekten Leeds United'ın hem Premier Ligi hem işte Avrupa Ligi'ni daha doğrusu UEFA'yı ve Şampiyonlar Ligi'ni sarsan kadrolarından bir tanesiydi Leeds United kadrosu değerli Leeds izleyenler. Leeds United'ın ondan sonraki kaderini de biraz konuşacağız. Gerçekten tepe taklak gittiler. 2 yıl sonra evet. Küme düştüler ve o gün bugündür ki arada Championship'in altına da düştükleri dönemler var. O gün bugündür de Premier Lig'e geri dönebilmiş değiller. Böyle bir kadronun bu kadar kısa sürede bu kadar dağılıp çok tepe taklak olması. Çok sattı ama ya. Yani bu sezondan sonraki sezonun hepsini sattılar neredeyse. Çok, evet bir yıl daha iyi oynadılar. Ligde hatta 5. olmuşlardı bir sene sonra da. Ondan sonra David Oler'in de ayrılmasıyla işte o kadro dağıldı. Doğal olarak orta bütçeli takımlar başarılı olduğunda kaçınılmaz kesinlikle, oluyor açıkçası. Kesinlikle öyle. Devam edelim. Bir de Deportivo La Coruña'nın da kadrosunu görelim. Orada da yine önemli isimler vardı. Kalede Molina. Geri dörtlüde Romero, Martin, Naibet, Manuel Pablo. Naibet bir ara çok yazılırdı sen hatırlarsın Türk takımlarında. Tabii canım. Manuel Pablo da benim gerçekten o dönem en beğendiğim sağ beklerden bir tanesiydi. Hem yaşına rağmen inanılmaz bir formda oynuyordu ve hemen hemen bütün maçlarda da forma giyiyordu Manuel Pablo. Ne kart sıkıntısı ne sakatlık sıkıntısı yaşıyordu. Çok önemli bir sağ bekti. Ve hücum sağ beklerin belki de ilk önder isimlerinden biridir Manuel Pablo. Fran yine çok önemli bir kanat oyuncusuydu. Duşer, Emerson ve Scaloni yine rakip takımların savunma geri dörtlüsünü çok da bir atmosfer oluyordu sıkıntıya düşüren oyunculardan bir tanesiydi. Leeds aslında rövanş maçında oldukça zorlamışlardı. Fırsatlar da buldular. Yani eleyebilirdi onları. 4-0 evet. Alsalar Makay ve Calminha yine Makay biliyorsun Deportivo'da parlayıp sonrasında önemli transferler Bayağı yapmıştı. Münih'e gitmişti buradan ki orada da Şampiyon Ligi tarihinin en erken golünü atma başarısını göstermişti. 11. saniyede atarak. Bu eşleşmeyle alakalı öncesinde enteresan bir polemik vardı. Victor Deportivo'dan işte 8 takım var. Bu 8 takımın en zayıfı geldi bize. Tur kolay çantada keklik gibi bir açıklaması olmuştu ki epey tepkiyle karşılanmıştı. Özellikle oradaki ilk maçtaki İngilizler biliyorsun böyle baskı altına almayı severler. Kalan diğer 7 takımı da bir hatırlayalım. Arsenal, Valencia, Galatasaray, Real Madrid, Bayern Münih, Manchester United ve Deportivo. Zaten evet, Valencia ile eşleşti burada Leeds United çıkıp onu da hatırlatalım. Evet Valencia 0-0'ın revanşında 3-0'la orada zaten finalde Bayern Münih ile oynadı Valencia. Tarihin en kötü finallerinden biriydi herhalde ya. 0-0 bitti normal süresi ve 5-4'le penaltılarla kazanmıştı Bayern. Bir yıl öncenin yalnız o şokunu atlatıp yine finale çıkmak, finale çıkmak ve bu sefer penaltılarla kazanmak gerçekten Almanlık dedikleri şey bu olsa gerek. Valencia'nın da ondan sonraki tekrar finalde. Valencia iki final ikisini de kaybetti. Kim, evet, Hector aynen. Cooper klasik olarak. Milan'da Real Madrid'e kaybetmişlerdi. O 99 ya 2000 finaliydi. 3-0 evet. Kaybetmişlerdi o maçı da. Bu işte 2001. O maçta da hatta Balic'le Jeremy de kadrodaydı. Oynamamışlar çok ama Del Bosque'nin
başında olduğu. Gerçekten bu Leeds'in üzücü, geçenlerde iyi bir haber var. Alan Rodd'u da kaybetmişlerdi. Ondan sonra taraftarlar ve işte kulüp biraz daha işler yoluna gelince Alan Rodd'u geri aldılar. Dün hatta çok güzel bir video kliple de bunun duyurusunu yaptılar. Hı hı. Belki o onların eski günleri olmasa bile en azından Premier Lig'e dönmeleri açısından bir kıvılcım yakacaktır. Gerçekten futbol severler aslında Leeds United'ı daha Dame United filmini izleyenler hatırlayabilir. Orada şeyin ilk çalıştığı takımdı, Brian Clough'ın. Orada kısa bir süre oyuncularla anlaşamayınca kovuluyordu ve bizim Türk futbol severlerine pek aslında sempatik bakmadığı bir takımdı. Sonra malum olaylı Galatasaray serisi de istenmeyen olaylara sahne olmuştu ne yazık ki her iki maçta da. O dönemde bir daha karşılaşacaklar mı diye herkes de ufak bir gerilim olmuştu açıkçası. Leeds United deplasmanı çok sıkıntılı bir deplasmandı. Benim de tam Galatasaray muhabirliği yaptığım döneme denk geliyordu. Ama ben gitmemiştim maça. O zamanlar Nebil Evren vardı, o gitmişti. Onları bir stada giremediler zaten. Stadyuma giremedi gazeteciler. Çok yakınında bir yerde bir otobüs terminalinde tuttular. Güvenlik gerekçesiyle ve biz maçı oradaki arkadaşlara şirketten telefonla şeye dayarak, tabii o zaman internet, onlar telefon, akıllı telefonlar falan olmadığı için televizyonu açarak, avizeyi de televizyona dayarak onlara maçı öyle dinlettirmiştik. Böyle de bir hikayesi vardı. Biz genelde hep Türk takımları olarak hakemlerden çok ağzımız yandı. Çok bir Jil Vesey'i hatırlarsın. Ya o maçın hakemi vardı ama Lobos Michel. Benim, yani buna yakın bir performansı en son deplasmandaki bu sene Lyon Beşiktaş maçında gördük. İspanyol muazzam. Hakem adı aklıma gelmedi şu an. Lubos Michel'in de o ortamda öyle bir atmosferde ki, yani iki İngiliz taraftar burada hayatını kaybetmişti. Gerçekten çok çok ekstrem olaylara çok tanıklık etmişti. Öyle bir maçı o şekilde yönetmiş olması da hakemlik tarihindeki en parlak performanslarından biriydi. Kesinlikle öyle. Devam edelim o zaman, bu maçı da geride bırakıp. Bu gecenin artık son maçı diyelim değerli izleyenler. Beşinci maçımız Juventus'la Real Madrid arasında, ama son final değil tabii ki. Bu 2003 yılında yarı final rövanş maçında değerli izleyenler. Juventus 2001'in rövanşında Real Madrid'i bu kez Torino'da ağırladı ve finale çıkan takım Juventus'tu. Şampiyonlar Ligi'nde 2002-2003 sezonu yarı final rövanş mücadelesi. Juventus Santiago Bernabeu'da 2-1 kaybetmişti. Della Alpi'de rövanşı alma peşinde. Juventus Real Madrid mücadelesinde Nedved'in hata. Ortası, kafayla indirilen top, gelişine vuruş, top ağlara gitti. David Trezeguet, erken bir gol Juventus adına, Lippi'nin sevinci. 12. dakikada Juventus 1, Real Madrid 0. Kaleci Casillas burada çaresiz kaldı. Juventus avantajı yakaladı. Yüksek top. Del Piero çekti, vurmadı. Del Piero bir daha çekti, bu kez vurdu, gol oldu. Del Piero 43. dakika. Juventus 2, Real Madrid 0. Muhteşem bir sevinç yaşanıyor. Casillas uzanamadı. Del Piero'dan seri hareketler. Hierro ve Salgado'yu böyle çaresiz bıraktı. İkinci yarıdayız. Savunma arkasına ölçülü bir top. Nedved karşı karşıya 3-0. Pavel Nedved 3-0. Dakika 73. Juventus 3, Real Madrid 0. Nedved'in hata, vuruşu ve golü. Hierro ve Nedved arasındaki bu mücadele, Hierro rakibi ona göre çok daha seri kaldı bu pozisyonda. Ama pasta bir harika. Zambrotta'nın asisti. Farkın 3'e çıkışı. Salgado. Güzel bir pas Zidane. Güzel çekti. Köşeyi buldu. Gol oldu. Eski bir Juventus'tu. Zinedine Zidane golü attı. Skoru 3-1'e getirdi ama yetmeyecek. Zidane ve golü, finalin yolunu Juventus buluyor. Real Madrid'i Della Alpi'de
3-1 mağlup ediyor. Evet, şöyle yapalım bence. Bu maçın yıldızlarından biri aslında Nedved'ti ama Nedved bu maçta bir de kırmızı kart gördü ve sarı kart gördü. İkinci sarıdan. Ya pardon, doğru. Sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Sarı kartla ve finalde forma giyemedi ve oldukça yürek burkan görüntüleri vardı maçtan sonra. Sinirlendi buna. Onun DSF'sini verirken biz görüntüler üzerine konuşalım. İşte ki burada bu maçın inanılmaz bir şekilde yıldızıydı gerçekten. Ya bir de çok boş pozisyonlu bir pozisyon. Tabii canım, 85. dakika falan bu artık. Aynen. Maç 3-0. Bitmiş ve belki de finali kaybediyorlar buradan. Penaltılarla Milan'a kesinlikle öyle ve Nedved'in inanılmaz bir sezonu geride bıraktığını söyleyeyim. Yani gerçekten Nedved çok... Burada şu Divayo'nun onu... muhteşem bir sezon oynamıştı Nedved. Teselli ettiği sahneler gerçekten çok üzücü. Dediğim gibi yani işte bir anlık refleks ne yazık ki. Buna da sarı gösterme sevgili hakem ya. Yani gol engellemiyor, kasıtlı bir şey yok. Biraz şey yapabilirdi sanki. Ama tolerans işte, gösterebilirdi ya. Futbol acımasız. Gerçekten futbolcunun başına gelecek en kötü şey. Belki de o Juventus o sene finale çıkaran en önemli oyunculardan biriydi. Ve final maçında belki de Milan'a karşı oynayabilseydi farklı bir senaryoda gelişebilirdi. Kadrolara bakalım bir yandan kadrolar, konuşurken. Evet, kadrolar zaten. Lippi ve Del Bosque'nin kadroları nasıldı? Gerçek Los Galacticos dönemi zaten Real Madrid'in. Kesinlikle öyle. Buffon yine kalede, hiçbir sürpriz yok burada. Defansta tanıdık bir isim var. Montero, Brindelli ve Tudor değerli izleyenler. Turam, geri dörtlüsü. Önlerinde Nedved, Takinerdi, David Zambrota. Ya, o zaman Juventus'un da kadrosu çok iyi ya. Adam yiyen orta saha dedikleri bir kesinlikle dörtlü öyle. Yalnız. Trezeguet ve Del Piero. Şunun da altını çizelim. Son dakikalarda David'in yerine de oyuna Antonio Conte dahil oluyor Juventus'ta. O da enteresan bir anekdot değerli izleyenler, ilgilenirseniz. Bu Juventus'un ilk 11'iydi. Gerçekten İtalyanların çok önemli bir... Juventus egomanyası yine dönemi. O dönem zaten direkt İtalyan egomanyası. Şimdi alışmıştık İspanyollara. 3 tane İtalyan evet. vardı yarı finalde. Milan, Inter ve Juventus. Real Madrid tek İspanyoldu. Diğer yarı finalde Milan'la Inter 0-0, 1-0'dı yanılmıyorsam. Çok sıkıcı bir yarı final evet. serisine imza atmışlardı. Milan ve Real Madrid. Finale yükselmeyi başarmıştı. Roberto Carlos, Helguera, Hierro, Salgado. Geride bu dörtlü. Önlerinde Figo, Guti, Conceição, Zidane, Cambiasso ve Raul değerli izleyenler. O dönemden de herhalde bir Casillas şu anda oynuyor değil mi? Onun dışında evet, oynayan başka yok. Da oynayan, İki kaleci de oynuyor. Bir de Cambiasso oynuyor. Doğru söylüyorsunuz. Olympiakos'taydı o da en son. Onların dışında da futboldan tanıdığımız isimler. Bol bol antrenör ve teknik adam çıkardı. Evet, Zidane da eski takımına karşı bu maçta golü atmıştı. Onun da altını çizelim. Ki Real Madrid biraz bu maç ilk maçı 2-1 kazandı. İspanya'da ilk kazandığı maçtan önce o sene hatırlar izleyicilerimiz. Real Sociedad'la Nihat'lı, Kovacevic'li, Xabi Alonso'lu Real Sociedad'la evet. o şampiyonluk yarışına girdikleri ve 2 puanla o klasik baraj değil mi? Evet, ipi göğüsledikleri seneydi. İlk maçtan 3 gün önce Mallorca'dan 5 gol yemişlerdi evlerindeki. O Mallorca'da işte Eto'lu yine Galatasaray'ın çok, evet, zamandaki Mallorca. Eto'lu çok iyi bir Mallorca'ydı. 5 gol yemişlerdi Bernabeu'da. O şoktan aslında kısa sürede kurtulup 2-1'de kazanmayı başarmışlardı. Biraz hakemin de, ben biraz Juventus'a yakındım o dönemler ama biraz hakemin de hafif Bernabeu atmosferinden etkilendiği söylenebilir gerçekten. Yine de bir geçtiğimiz yılında şampiyonuydu. Turu aslında kolaylamış gibi gözüküyorlardı ama bu Dele Alpi'deki maçta yani sağdan sildiler. Zidane dışında zaten çok varlık gösterebilen olmadı. Figo çok kötü bir gün geçirmişti. Bir de penaltı kaçırdı 2-0'ken. Özetlerde yer almamış. Maç 2-0'ken bir penaltı kaçırdı. Buffon kurtardı daha doğrusu. Orada 2-1'e gelse yine biraz maçın atmosferi değişebilirdi. Yine de ama bu maçta aklımızda kalan en büyük şey Nedved'in herhalde gördüğü sarı kart ve cezalı duruma düşmesi ki aslında çok iyi bir yarı finalden sonra finalde kötü bir final maçı izlemiştik Juventus-Milan ve Juventus'un yine kupasızlığı orada da devam etmişti, final şanssızlığı. Peki Niko, şimdilik bu 5 maçta bitirelim. Hızlı bitirdik. Hızlı bitirelim. Devam edeceğiz değerli izleyenler. Şampiyonlar ekranında en iyi 50 maçın geri sayımını Niko Yenibayrak'la sürdüreceğiz. Şimdilik hoşçakalın. UEFA Champions League sponsorları Yapı Kredi ve Laser sunuyor.